Değerli arkadaşlar İngiltere'de yani ben bunca yıllık gazeteciyim böyle bir siyasi deprem hakikaten çok ender olur. Çok çok büyük bir dip dalga. Yani yapılan seçimde İngiltere'de Rishi Sunak liderliğindeki muhafazakar partinin 234 sanıyorum birden sandalye kaybetmesi, 119 sandalyeye gerilemesi buna karşılık işçi partisinin 411 sandalye ile tek başına büyük bir iktidar şansı yakalaması falan gerçekten bunlar öyle ufak tefek işler değildir. İngiltere'de büyük bir değişim yaşanıyor şu anda. Bu bir dip dalgadır. Siyaset zaten böyle şekillenir. Birikir, birikir, birikir bir yerde patlar. Bugün İngiltere'ye dışarıdan baktığınızda tuzu kuru bir ülke gibi gözükebilir. Hemen hemen bütün Avrupa ülkeleri böyle müreffeh bir yapı gösterirler dışarıdan. Ama içine girdiğiniz zaman halkın yaşam kalitesi, işsizlik oranları, ekonomik krizin yaratmış olduğu geniş halk kitlelerindeki fakirleşme. E, düşünsenize yani ben daha burada yeni yaptım. Bir yıl oldu belki video analizi. Yani e, İngiltere'nin birçok, İlkokulunda ve ortaokulunda okul aile birlikleri ailelerinin gıda güvensizliği olması nedeniyle okula aç gelen çocukları besletme programları geliştiriyor. Düşünün böyle bir ülke orası. Anglo-Sakson, Anglo-Amerikan diye adlandırdığımız sistem kapitalizm acımasızdır. Altta kalanın canı çıkar. Ve bu nedenden dolayı son dönemlerde İngiltere'de yükselen büyük fakirlik ve büyük bir ekonomik eşitsizlik sonuçta İşçi Partisi gibi sosyal programlara önem veren ve adı üstünde işçi ve emekçi kesimin ideolojik partisi olan partiyi bu hale getirdi. Benim gözüm Esasında sadece orada değildi, onu da söyleyeyim. Benim gözüm yeni kurulmuş ve ilk defa seçime girmiş bir partideydi. O da Nigel Farage diye bir adam var. Bu adam esasında faşist, kendisini devrimciyim falan diyor, kurulu düzene karşıyım diyor. Bu adamın Brexit olayında yani İngiltere'nin ...Brüksel'den ayrılma, Avrupa Birliği'nden ayrılma olayında olağanüstü katkıları ve etkileri olmuş idi. Sevmiyordu Brüksel'dekileri ve büyük kampanyalar yürüttü. O kampanyaların sonucunda da İngiltere gerçekten Brexit'ten ayrıldı. Şimdi bir yönüyle baktığınız zaman o ne yaptı? Dört milletvekili kazanmış, hayatında ilk defa parlamentoya girmiş... Fakat oy oranı üçüncü parti. Yüzde on dört nokta üç. Böyle bir şey var mı? Yani her yüz İngiliz seçmenden on dört buçuğu bu adama oy vermiş. Şimdi bakın bu İngiltere'de zaman içinde aşırı sağ politikaların Muhafazakar Parti ve Liberal Demokrat Parti'yi erite erite Londra'nın bir numaralığına doğru yürüyeceğinin ilk işaretidir. Bugünden ben bu alarmı veriyorum. İngiltere İmparatorluğu çok uluslu bir imparatorluktu. Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu gibi. O yüzden İngilizler yabancı düşmanlığı falan gibi konularında en az bizim kadar rahattırlar. Yani pek bir alakaları yoktur. Fakat gördüğümüz kadarıyla bu seçim sadece işçi partisinin bir zaferini getirmedi. Bu seçim aynı zamanda sisteme karşı olduğunu söyleyen aşırı sağ bir kimliğin büyük bir moral kazanmasına yol açtı. Bu yönüyle iyi bakmak lazım. Şimdi Keir Starmer 2020 yılından bu yana İngiliz İşçi Partisi'ni yönetiyor. Ondan önceki lider Jeremy Corbyn'di. Jeremy Corbyn'in Filistin yanlısı çıkışları ve İsrail'e karşı olan söylemleri birdenbire Londra'da antisemitizm soruşturmalarının falan başlamasına neden oldu. Bu hengame içinde girilen seçimlerde Jeremy Corbyn liderliğindeki e, şey e, işçi partisi 2019'da yüzde 29, 32 gibi bir oy aldı. 32 gibi bir oy almasına rağmen parlamentoyu kaybetti, avam kamerasını. O da istifa etmek zorunda kaldı. Ama e, işçi partisindeki Yahudi lobisi Jeremy Corbyn'in artık İşçi Partisi içinde yer almayacağını ısrarla vurguluyordu. Nitekim Jeremy Corbyn bu seçimi bağımsız aday olarak girdi ve kazandı. İşçi Partisi'nden ayrı olarak. Ve e, işçi Partisi'ni bütün bu Filistin tartışmalarının içine çekmiş olan lobby bir şey daha başardı. O da işçi Partisi'nin geleneksel olarak güçlü olduğu yoğun Müslüman nüfuslu bölgelerde ciddi oy kayıplarının yaşanmasına neden oldular ve gerçekten İşçi Partisi daha çok oy alabileceği, daha çok milletvekili çıkarabileceği bir seçimde Müslüman seçmenin protestosuyla karşılaştı. Bunun nedeni esasında ee, ilk başta yani savaşın ilk başlarında Gazze Savaşı'nın biraz da Cerik Mikorbi'nin oluşturmuş olduğu Yahudi Düşmanı işçi Partisi görüntüsünden kurtulmak amacıyla Starmer şey demişti, Gazze'nin elektrik ve suyunu gerekirse İsrail kesebilir dedi. O bir defa demokrasinin kılıcı gibi bu laf ortada kaldı. Bütün Müslümanlar ayağa kalktılar, sen ne biçim bir işçi partisi liderisin, bir, ül bir bölge halkı için bu yapılır mı falan. Sonra İslami merkezleri falan ziyaret etti, kendini affettirmeye çalıştı. Sonra ateşkes çağrısı yaptı dediler, o da dedi ki böyle ateşkes olmaz, yani kalıcı ateşkes olmayacaksa ateşkes olmasın dedi. Bir kez daha herkes birbirine girdi. Ve gerçekten de Müslüman nüfus işçi partisinden uzaklaştı. Fakat benim bugün öğrendiğim esas konu eşinin Yahudi olması, işçi partisi liderinin. Efendim insanın eşi Yahudi olursa illa İsrail yanlısı. Ama kadın Polonya asıllı bir Yahudi babanın kızı. Annesi Yahudi değilmiş, babayla evlenince Yahudi olmuş. Fakat çok geleneksel bir Yahudi kültüründen büyümüş. Ve esasında Keir Starmer yani İşçi partisi lideri kendisi de söylüyor. Bir ateist. Tanrı tanrı kavramına inanmıyor. Fakat Starmer'ların evinde her cumartesi Şabat var. Ve çocuklarını e, liberal Yahudi sinagoguna götüren bir anne var. Yani Keir Starmer diyor ki evet ben inanmıyorum Tanrı'ya ama çocuklarımın anneleriyle beraber bağlı oldukları bir kültür içinde yaşamış olmaları veya bilgi sahibi olmalarını da destekliyorum diyor. Böyle bir durum. İngiltere İsrail için hayatı önemde bir ülke ve önümüzdeki 4-5 yıl bu adam yönetecek bu ülkeyi. En son söylediği bir lafı söyleyeyim o yüzden... E, ilginç bir durumla karşı karşıyayız. O da şu. Ben kalıcı bir barış süreci başladığı an Filistin devletini tanırım dedi. Starmer dedi. Ya? Yani e, İsrail belki eşinin geleneklerine bağlı bir Yahudi kadın olmasından dolayı bazı umutlar taşıyor olabilir ama İşçi Partisi liderini zamanla tanıyacağız başbakan olarak e, ve e, ilginç bir karakter olabileceğini de ben şimdiden görmeye başladım. Hoşçakalın.